Ben zayıf, zavallı bir insanım. Aslı, senin sevgine layık olamadım. Güzel bir ölümü bile hak edemedim. Berk! Berk, bırakma beni! Burası neresi? Herkes gitmiş. Evet. Vakti gelen herkesin dönüp geldiği yerdir burası. İyi ama nereye geldim ben? Dünya evi sana kapılarını kapattı. Zaten orada geçici olarak bulunuyordun. Artık her ölümlü gibi sonsuz hayatın kapılarını araladın. Kabir kapısına dayandın. Öldüm yani. Şaka mı bu? Avizeyi götürün. Peki savcı bey. İyice incelensin. Peki. Geldiğinizde ölmüş müydü? Ölmüştü savcı bey. Nasıl olmuş? Efendim, avizenin kancası kopmuş, kafasına düşmüş. Anlıyorum. Söylediğim gibi iyice incelensin. Peki efendim. Ben buradayım bir tanem, ağlama. Bütün parmak izlerini aldın. Malum delil sayılır. Peki efendim. Adamın ölüm sebebi Durun. Belli ama biz yine de... Nereye götürüyorsunuz onu? Annemden yadigar o. Peki efendim. Nasıl olur bu? Ölmüşüm. Böyle bir ölüm nasıl olur? Sence nasıl olduğunun bir önemi var mı? Dünya ölümlü değil mi? Yok. Yok, doğru da... Peki şimdi ne olacak? Amellerinle yüzleşeceksin. Ak kara önüne dökülecek. Ve dünyada yaptıklarının hesabı sorulacak. Şimdi mi? Yani hemen mi? Evet. Bak Aysel, bu ilişkimizin bir sonu yok. Devam etmemiz hem sana hem bana acı verir. Affet beni. Artık yapamayacağım. Nasıl söylersin bunu Berk? O yazdıkların yalan mıydı? Hani beni çok seviyordun?
Hani birbirimiz için vardık? Doğru. Hala seviyorum ama evliliğin bana ne kadar uzak olduğunu fark ettim. Sana ümit vermeye hakkım yok. Ne değişti bir anda? Yoksa başka bir kızla mı tanıştın? O internet sitesinden başka birini mi buldun? Ya tabii ki hayır. Ben o siteye hayatımı değiştirecek düzgün bir insanla tanışmak için üye oldum. Ve bir tek seninle yazıştım. Kalbimi yalnızca sana verdim. Artık senin hiçbir sözüne inanmıyorum. Benimle alay ettin. Yanılıyorsun bir tanem, öyle değil. Bana bir tanem deme. Al ya... şunu. Aysel dur. Bak bu sende kalabilir. Senin hiçbir şeyini istemiyorum. Rahat bırak beni. Çok yakışıklısın. Damatlık ne de güzel duracak üzerinde. Oo küçük hanım. Ah. Dalmış gitmişsin böyle. Abla hoş geldin. Özür dilerim fark etmedim. Nasıldı Almanya? Vallahi süper. Yeni gelinlik siparişi aldım 3 tane. Annemin çok selamı var sana. Benim için de sarıl dedi kardeşine. Ablacığım çok özledim annemi. Sana bir haller olmuş. Süslenmiş güzelleşmişsin. Hayırdır böyle? Ben evleniyorum abla. Ne? Evleniyor musun? Evet abla. Berk diye bir çocukla tanıştım. 4 dörtlük bir insan. Birbirimizi çok sevdik. Evlenmeye karar verdik. Aslı, 3 haftadır burada yokum. Sen biriyle tanışıp evlenmeye karar veriyorsun. Böyle bir karar için kısa bir süre değil mi? En azından biraz da olsa araştırıp soruşturmak gerekmez mi? Öyle ama bizimki başka bir abla. Çok büyük bir aşk bu. Bir başkasıyla evlenemem ben. Bu kadar kısa zamanda iyice tanıdın mı çocuğu? Bak, başıma gelenleri biliyorsun. 30 yaşındayım ve evlilik sayfasını kapattım. Aynısının sana da olmasını istemem kardeşim. Bak Okan, bunların hepsini masamda bir rapor olarak görmek istiyorum. Tamam mı? Peki efendim. Neredesin Berk? Öğle tatili biteli 1 saat oluyor. Efendim, bir müşterimize uğradım da birkaç sipariş vardı, onu hallettim. İşini son zamanlarda çok aksatıyorsun. Ayağını denk al ona göre. Tamam, özür dilerim. Bir daha olmayacak. Fırçayı sağlam kaydı ha. He ya. Yine hangi kızlaydın sen? Sorma abi. Temizlik yapıyorum. Aysel'den ayrıldım. Niye be? Daha yeni tanışmadın mı onunla? Okan. Ben bu işleri bırakıyorum abi, evleneceğim. Oğlum, kızları kandırıyorsun, bari bize de yalan söyleme. Abi yalan değil, evleniyorum. Bak, işte bu kız. Aslı, seviyorum onu. Güzel kız, hadi bakalım hayırlısı. İnşallah. Tolga senin nikah günü gelinlik içinde terk edip gitti. Bu yüzden haklısın erkeklere güvenmemekte. Ama Berk öyle değil abla. Nasıl bu kadar kısa sürede emin olabiliyorsun Aslı? Eminim abla. Hatta sizi tanıştıracağım. Anlayacaksın haklı olduğumu. Abla, lütfen unut artık şu kötü günleri. Önüne uygun biri çıkacak, sen de evleneceksin. Ben o defteri kapattım Aslı. Hem hayırlısı oldu. O günden sonra işime verdim kendimi. Gelinlik piyasasında marka olduk. Görüyorsun. Sayende abla. Yo, birlikte başardık kardeşim. Yakında Almanya'da bir şube açacağız inşallah. Ne güzel işte. Sen Almanya şubesini yoluna koyarsın. Biz Berk'le evlendikten sonra burayı işletiriz. Sen önce bir şu Berk'i bir tanıştır bakalım da hayallerle yaşamamak lazım. Şu kız listesini bir temizleyelim bakalım. Artık başı bağlı adam sayılırız. Bu kız da gitti. Evet. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bütün kızları sildin. Evet. Artık tek bir kız var hayatımda Okan. Senin gibi bir adam bu işlerden vazgeçti ya. Kız esaslı demektir abi.
Çay alır mısınız yeğenim? Vallahi iyi olur Arif abi. Arif baba, seninki sonunda doğru yolu buldu. Evleniyormuş. İnsanın olup olacağı iki şey vardır. Ya doğru gider melek olur, ya sapa gider eşek olur. Berke de melek olmak yakışır. Sağ ol abi. Bırakacağım eşekliği, söz. Hadi bakalım Berk efendi. Göreceğiz. Göreceğiz. Şunu da silelim. Sen istediğin kadar sil oğlum. Kızlar seni silmiyor. Bak yeni mesaj aldın işte. Pınar mı? Kim şimdi bu ya? Ne diyor? Seni çok beğendim. Hayattan beklentilerimiz ve evliliğe bakışımız aynı. Mutlaka tanışmalıyız. Sırasım şimdi ya, üf. Devam ediyor baksana. Beylerbeyi sahilde buluşalım demiş. Yeri bile yazmış. Ama sen evleniyorsun. Artık ilgilenmezsin bu işlerle değil mi? Ya dur, ne işim olur? Zaten siteden kaldıracağım profilimi. Bu işlere de son verdim. Hadi bakalım. Çayını al. Hadi bakalım. Gül sen gül. Evleniyormuş. Tamam, buluşalım. Ne yapıyorum ben ya? Evleneceğim, bu işleri bırakmam lazım. Ama kıza da şimdi pas vermesek ayıp olur. Yazık. Bu fırsatı kaçıracağını düşünmezdim. Çok da iyi bir kızmış. Bekarlığa veda partisi yaparsın, daha da bulaşmazsın, bu son. Kaçırmayayım bu fırsatı. Buluşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Demek o kadar heyecanlandın. Böyle bir teklife hangi insan hayır diyebilecek gücü bulur kendinde? Çok romantiksin. Ne yapayım? Gözlerim bana ilham veriyor. Buluştuğumuzda o gözlere konuşmadan bakmak istiyorum. Ne tatlı konuşuyor. Nasıl da özlemişim bir çift tatlı sözü. Ne giysem acaba? Hemen eve gitmeliyim. Sen evlisin Pınar. Bir kocan var. Ama o da ihmal etmesin o zaman seni. Seni günlerce yalnızlığa mahkum ediyor. Kamyonuyla çekip gidiyor. Şu tatlı sözlerin birini bile söylemiyor sana. Ne olacak? Bir kerecik kendin için bir şey yapsan. Bir kerecik ya. Neredesin kız? Bak aç aç yola göndereceksin beni. Yapmayacaksın galiba o güzel böreklerinden ha? Aman tamam. Fırına atıveririm şimdi. Bak az kaldı. Şu evin borçlarını ödeyip kamyona bu kadar çıkmayacağım. Söz, hep yanında olacağım. Sık dişini biraz. Peki. Bırak kolumda şu böreği koyayım fırına. Karıcığım, niye böyle davranıyorsun? Bir şey mi canı sıkkın? Daha ne olsun? Yine gidiyorsun. Yine bana yalnızlıklar düşecek. Ama mecburum. Malum. Başka türlü ev sahibi olamayacağız. Doğru. Ev sahibi olmak lazım.
Çok yakında çekip gideceğim buradan. Az kaldı. Artık bıktım sevgisizlikten. Böreklerin hazır. Nefis olmuş. Ellerine sağlık hayatım. Yemek, bulaşık. Başka bir şey yaptığım yok zaten. İki gün gelmeyeceksin, bari biraz para bırak. İdare edemez misin? Ben de yola gidiyorum. Yalnızlık yetmiyormuş gibi bir de parasızlık mı çektiriyorsun bana Coşkun? O nasıl söz? Bak cebimdeki son param. Bölüşelim hadi. Bu kadarcık parayla mı bırakıyorsun beni buralarda? Sadaka gibi. Biraz sabret Pınar. Dönüşte rahata çıkacağız. Bu seferlik idare et işte. Hadi asma artık suratını ama. Göreceksin, daha güzel günler bizi bekliyor. Hadi. Allah'a emanet ol. Güle güle. İdare et Pınar. Param yok Pınar. Çok üzgünüm, seni yine yalnız bırakıyorum Pınar. Yetti, tak etti canıma. Yalnızlık, parasızlık, sevgisizlik. Neyse ki o yakışıklıyla buluşacağım. Aman Allah'ım, daha üstümü değiştirmedim. Geç kalmamalıyım. Yani siz şimdi internetten tanıştınız öyle mi? Çöpçatan sitesinde. Ya nasıl güvenirsin bu adama? Hata yapıyorsun Aslı. Ama abla artık o siteye üye değil. Birbirimizi bulunca ikimiz de ayrıldık üyelikten. Hatta bak gireyim göstereyim sana. Neydi adresi? Yazıyorum bak. Aa, Berk'in profili duruyor. E hani çıkmıştı Aslı? Allah Allah. Bana öyle söylemişti. Geçen gün kendi göstermişti hatta. Canım, ne olur beni yanlış anlama. Ama bu çocuk senin güzelliğinden, saflığından faydalanmak istiyor. Belki de paranda gözü. Hem bak önünde benim gibi ağzı yanık bir örnek var. Bu evlilik işlerinde geleneklerimizi silip atmayalım derim. Sonra çok başımız ağrır. Hayatta böyle bir şeye inanmam. Bana göre sen fazla evham ediyorsun. Şimdi gelenek falan kalmadı. Günün evlilik modeli böyle artık. Sen yine de dediklerimi bir kenara atma. Hala bu sitede profili olduğuna göre senden başkalarıyla da görüşüyor olmasın? Hayır abla, alakası yok. Bir yanlışlık olmuştur. Berk yapmaz öyle şey. Yanlış mı yapıyorum acaba? Ben vazgeçeyim en iyisi. Kızla geç kalmışken bir daha da mesajına çıkmam. Bu sayfa da kapanmış olur. Berk, Pınar ben. Kusura bakma geç kaldım. Bu arada resimdekinden daha da farklısın. Ha, öyle mi? Bu arada sen de çok farklısın. Şey, teşekkür ederim. Fazla kalamayacağım yanında. Kızmazsın değil mi? Neden? Evde bizimkiler bekliyor. Annem çok sıkıdır. Hem ilk defa bir erkekle böyle randevulaşıp buluşuyorum. Rahat değilim. Anlıyorum. Endişelenme. Ben kötü biri değilim. Daha önce hiç bu kadar özel bir insanla tanışmadım. Ne iş yapıyordun? Bilgisayar işi. Şirketim var. Parça ithal ediyorum. Çok yoğun bir iş. Bana o yoğunlukta vakit ayırıp o güzel mesajları yazdığın için teşekkür ederim. Kimse bir başkası için artık böyle şeyler yapmıyor. Keşke daha çok vaktim olsa. Hepsini seninle geçirirdim. Yapar mısın gerçekten? Tabii ki. Biliyor musun, aslında bir iki gün daha rahatça buluşabiliriz. Bir saniye. Alo. Alo Berk. Hemen buluşmamız lazım. Lütfen bizim iş yerine gel. Tamam canım. Hemen geliyorum. Bak, benim hemen gitmem gerekiyor. Kusura bakma. Çok acil. Yine konuşuruz, tamam mı? Hoşça kal. Dur, nereye gidiyorsun Berk?
Kaçar gibi gitti. Ne oldu acaba? Yine kaldım tek başıma. Belki de iyi oldu. Belki de kötü şeyler olurdu. Aman. Çocuğunla evlenmekten daha kötü ne olabilir ki? Fırsatın kıymetini bil. Tadını çıkar Pınar. Aa, nasıl yapar bunu? Baksana sayfasında olduğu gibi kız isimleri duruyor. Fotoğrafı falan. Nasıl olur ya? Belki de bu kadar güvenmemeliydin. Sıkma canını. Ama abla bana çıktım demişti. Şimdi gelince sorarım ben ona. Bak, ne olursa olsun kavga etmeden tartışmadan çöz bu işi. Ben çıkayım istersen. Siz baş başa konuşun. Olabilir abla. Öfkelenip çıkışırsam senin yüreğin dayanmaz. Madem öyle, sizin baş başa olmanız daha iyi. İkiniz halledin. Hadi bakalım, aklını başına al, bitir bu işi Aslı. Demek Berk sensin küçük bey. Sen ne yaptın Berk? Neden beni aldattın? Yoksa iş yerindeki çocuklar mı söyledi? Okan mı söyledi? Neyi? Sen niye ağlıyorsun? Neyi soruyorsun? Ne olacak? Şu bilgisayara bak. Hani siteden çıkmıştın? Niye girdin tekrar? Yoksa başka biri mi var? Söyle başka biri mi var Berk? Ha, onu mu diyorsun sen? Ya sorma. Ben çıkmıştım, iş yerindeki çocuklar koymuş galiba. Hay Allah. Üzüldüğü şey bu mu senin? Bu tabii, daha ne olsun? Ağlama canım. Ben hemen silerim şimdi. Şunlara bak. Demek benim haberim yokken bilgisayarıma girmişler. Sorarım onlara ben. Ben o sitede bulacağımı buldum bir tanem. Seni buldum. Daha ne yapayım siteyi miteyi? Gördün mü bak? Sildim, gitti. İstersen bilgisayarı da fırlatayım atayım aşağıya. Tabii canım. Bilgisayar senin değil nasıl olsa. Sana yakında bir sürprizim olacak biliyor musun? Sen söylemezsin de şimdi. Bana bir daha ağlamayacağına söz ver. Söz. Ama sen de bana söz ver. Beni bir daha ağlatmayacaksın değil mi? Söz. Ben şimdi işe gideyim. İşsiz koca istemezsin herhalde. Hayır, istemem. Hadi o zaman görüşürüz. Telefonlaşırız. Tamam. Gönlünü almış galiba. Ne yaptı sana bu Berk? Nasıl kandırdı seni? Bir yanlışlık olmuş abla. Bak kendi elleriyle kaldırdı. Kaldırdı ha? Allah Allah. Demek yanlışlık olmuş. Nasıl olmuş bu yanlışlık? İş yerinden arkadaşları ondan habersiz profilini yeniden açmışlar. Vay haytalar. Ne kötü arkadaşlarmış onlar. Sen de hemen inandın tabii. Ama öyle söyledi. Berk yalan söylemez abla. İnşallah öyledir. Söylediğin gibidir. Merhaba. Merhaba, kime gelmiştiniz? Tolga Bey'e. Adım Berk Günsay, telefon etmiştim. Buyurun. Sağ ol. Evet kızlar, işi anladınız. Profil sayfalarına üye olacaksınız. Size gelen mesaj başına prim alacaksınız. Peki üyeler buluşmak isterlerse? Buluşabilirsiniz. Yemeğe çıkın, gezin, tozun, hayatın tadını çıkarın. Ama evlenmek, gönlünü kaptırmak yok. Bu bir iş. Tuzak ve av işi, tamam mı? Peki görüntülü chat yapacak mıyız? Tabii. Bu daha çok üye toplar bize. Hadi, şimdi gidin, dinlenin. Tolga Bey? Oo, en büyük adamım gelmiş. Yakışıklı Berk. Oğlum, senin mesaj rekorunu hala kimse kırmış değil. Tolga Bey, ben artık üyelikten ayrılmak istiyorum. Evlenmeye karar verdim. Bu mümkün değil.
Bana borcun var. Tam 10.000 YTL borcun var. Biliyorum, biliyorum. Ben borcumu size geri ödeyeceğim. Kredi alacağım. Her ay düzenli bir şekilde kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Hayır Berk. Ya hemen verirsin ya da üyeliğe devam edersin. Tolga Bey, ben bunu yapamam. Evleneceğin kıza çaktırma. Bir süre üyeliğe devam et işte. Hem anlamıyorum. Neden evlenmek gibi bir salaklık yapıyorsun? Tolga Bey, neden salaklık olsun? Salaklık tabii. Vaktiyle ben de böyle bir işe girmiştim. Vazgeçtim. Kızı gelinlikle nikah salonunda bıraktım, kaçtım. Tolga Bey, ben bu işi daha fazla sürdüremeyeceğim. Lütfen. Onca zaman size hizmet verdim. En azından bari bunun hatırına bana müsaade edin. Bana bak. Sırtımdan o kadar para kazandın. Gittin bir de kızlarla gönül eğlendirdin. Şimdi öyle çekip gidemezsin. Çekip gitmek değil bu. Sus! Ya parayı getirirsin ya da paşa paşa üyeliğe devam edersin. Üçüncü şıkkı söylemeyeyim. Biliyorsun, çalıştırdıklarıma dair özel koleksiyonlarım vardır. Siteye bakarsın, giri verirler. Hadi uzatma, işin başımdan aşkın zaten. Berk Bey'in üyeliğini yenileyin. Şu kancayı da bir sıkıştıramadım gitti. Hep unutuyorum. Berk, ne oldu? Öyle acilen geldiğince panik oldum bir anda. Kötü bir şey yok ya. Otursana Aslı. Şu internet sitesi. Ne olmuş internet sitesine? Sitedeki profilimi kaldıramıyorum. Tolga Bey müsaade etmiyor. Neden? Tolga Bey de kim? Sitenin kurucusu. Ona borcum var 10.000 YTL. Sen o siteden para mı alıyordun yani? Kızlarla mesajlaşınca para veriyordu Tolga Bey. En iyi elemanı da bendim. İyi para veriyordu. İnanmıyorum. Bu ne çirkin iş Berk? Nasıl böyle bir şey yapabildin? Yaptım işte. Ama bırakmak istiyorum. Peki o kadar borcu nasıl yaptın? Avans çektim Tolga Bey'den. Kızlarla yemeğe falan çıktım. Anla işte. Yani o da destekliyordu. Aslı. Ben bu işten kurtulmak istiyorum. Seninle temiz bir sayfa açmak istiyorum gerçekten. Ben bulurum o parayı. Yeter ki sen o siteden çık. Ciddi misin? Hı hı. O elindeki ne senin öyle Berk? Avizenin kancası gevşemiş de... Kaçtır sıkacağım, unutuyorum. Tam niyetlendim, kapı çaldı. Ah. Çok güzel bir avize bu. Evlenince salonumuzu süsler değil mi? Greenland desenli. Annemden hatıra. Çok zevkliydi annem. Onun da taşlarını tek tek özel cilasıyla silerdik. Ah. Bunun taşları süper, bayıldım. Aman dikkat et. Çok hassas o taşlar. Annem bana bile el sürdürmezdi. Amma da yaptım Berk. Sürekli annenden ve titizliğinden bahsediyorsun. Ya, yani titiz bir kadındı. Kolay kolay hiçbir şeyi beğenmez. Ben de onun etkisinde kalıyorum. Yani onun gibi olamazsın mı diyorsun? Bunu mu söylemek istiyorsun? Açık konuş. Olur mu canım öyle şey? Neyse, şimdi böyle şeyler konuşmayalım. Yapacak çok işimiz var. Bir kancasını sıkıştır istersen önce avizenin. Sonra yaparım, acelesi yok. Ablacığım kolay gelsin. Ne oldu bakalım? Ne isteyeceksin yine ablandan? Abla, biraz paraya ihtiyacım var. Şu bizim ortak hesaptan çeksem ya. Ne kadar? 10.000 YTL. 10.000 mi? Ne yapacaksın o kadar parayı?
Berk zor durumda. Şu üye olduğu internet sitesinin sahibinden borç para almış. Aslı bak, bu çocuk hiç tekin değil. Senin saflığını, paranı kullanıyor olmasın? Abla böyle düşünme. Berk çok samimi, dürüst bir çocuk. Hem eşim olacak o benim. Zor duruma düşmesini istemiyorum. İyi düşündün mü Aslı? Senin senelerdir biriktirdiğin para bu. Abla lütfen. Yine çalışır yerine koyarım. Hem sadece kendi payımdan alacağım. Peki. Şimdi izin vermesen bir hafta konuşursun. Al bakalım hesap cüzdanını. Canım ablam benim. Bir tanesin sen. Ben bankaya gidiyorum o zaman. Bay bay. Deli kız. Şu siteye bir bakayım ben. Neydi ismi? Heh, tamam işte burada. Kurucu... Tolga Saner. Aman Allah'ım. Bu benim Tolga. Beni nikah masasında terk edip gittin, yetmedi. Kardeşimi mi ayartacaksınız? Buna izin vermeyeceğim. Aslı, senin ne işin var burada? Sana sürpriz yapmak istedim. Buna çok sevineceksin. Otursana, ayakta kalma. Ne oldu? Güzel bir haber mi var? Evet. Borçlarından kurtuluyorsun. Artık kimseye boyun eğmek zorunda değilsin. Nasıl olacak peki bu iş? Bunlarla olacak. Burada tam 10.000 YTL var. Borcunu öde ve o adamın boyunduruğundan kurtul. Bir tanem. Ama bu para senin, alamam ki. Artık senin benim param yok Berk. Al hadi. Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Peki. Aslı sen bir meleksin. Dur sana bir çay söyleyeyim. Boş ver. Dışarıda içeriz. Müdürüm kızmasın şimdi, ben artık gideyim. Tamam, sen bilirsin. Berk. Lütfen bir an evvel o adama olan borcunu kapat. Tamam, kapatacağım söz. Pınar. Bu akşam Seymen restoranda buluşalım mı? Geçen seferki gibi kısa sürmesin ama. Tamam, buluşalım. Arif abicim. Huylu huyundan teneşirde vazgeçermiş be evlat. Öyle diyorsun da Arif amca. Kızlar rahat bırakmıyor ki. Site üyeliğinden çıkmak istedim, çıkarmadılar. Hayır, önceden bu kadar çok kızlar da aramazdı. Şimdi ne olduysa? Boş eve hırsız girmez. İnsan ne zaman doğru yola meyletse onu yolundan çevirmeye kalkışan çok olur evlat. Dikkat et. Bu işler hep küçük kıvılcımla başlar. Ne yananlardan ol, ne de yakanlardan. Sadece adam olmaya çalış. Bu sana yeter. Tolga Bey, bir hanım geldi, sizi görmek istiyor. Bekletmeyin, alın içeri. Tabii. Buyurun. Hale? Sen ha? Evet ben. 8 sene önce nikah masasında terk ettiğin Hale. Ama korkma. O gün için gelmedim buraya. Peki neden geldin? Kurduğun o çöp çatanlık sitesi için. Beni tuzağa düşüremedin. Ama o siteyle zavallı gençliği kötü yola sürüklüyorsun. Modern hayatın gereğini yapıyorum. İnsanların birbirleriyle tanışmalarını sağlıyorum. Bunun neresi kötülük söylesene. Neyse Tolga Efendi, uzatmayacağım. Senin sitene üye olan bir çocuk kız kardeşime kancayı taktı. Evlenmek istiyor. Çok güzel işte. Amacımıza ulaşmışız. Ne mutlu bize. Ne var ki bunda? Sahtekarlık var. Adilik var. O çocuğa hiç güvenmiyorum. Senin taktiklerini kullanıyor. Kız kardeşimin aklını çeldi.
Vay! Berk ha? Demek evlenmek istediği senin kız kardeşindi. Dünya ne kadar küçük. Geçenlerde geldi söyledi bunu bana. Sana borcu varmış. Hı-hı. 10.000 YTL istedi kardeşimden. O da kıramadı verdi. Bak sen. Ama bana para gelmedi. Bahsi bile açılmadı. Tahmin etmiştim. Bak Tolga. Bana çok şey borçlusun. Ama ben senden tek bir şey isteyeceğim. Bu çocuğun gerçek yüzünü kardeşime göstermeme yardım edeceksin. Hay hay. Benim de işime gelir. Zira Berk'i kaybetmek istemem. O bana bir sürü üye kazandırıyor. Onun yazışmalarını görmek istiyorum. Hemen girip bakalım. Gelinlik dikiyordun. Hala devam ediyor musun? Bırak gevezeliği de bul şu kayıtları. Pınar diye bir kızla konuşmuş. Bu akşam buluşmak için sözleşmişler. Bak, restoranın adı da yazıyor. Tamam. Bu kadarı bana yeter. Aslı'ya restorandaki buluşmalarını gösterdim mi her şeyi anlar. Sonra Berk alçağı da sana kalır. Hali dur. Sana kötülük yaptım biliyorum. Ama bak o günden bu yana çok değiştim. Tekrar görüşelim. Ne dersin? Değiştin mi? Hı hı. Hiç sanmıyorum. Hala insanların kötülüğü için uğraşıyorsun. Hala işin gücün masum kızları kandırmak. Onlar mutluluğu arıyor hale. Ben de onlara yardım ediyorum. Hayır. Sen o kızlara kefen dikiyorsun. Bense mutlu olmaları için gelinlik. Biz farklı dünyaların insanıyız Tolga Efendi. Abla bak, kendi gelinliğimin modelini çizdim. Bu tülden kullanacağım. Güzel olmaz mı? Abla senin neyin var? Berk'in Tolga dediği adam meğer benim Tolga'ymış. Onun yanından geliyorum. Ne diyorsun abla sen? Niye gittin o adama? İşin aslını öğrendim. Berk borcunu ödememiş. Üstelik o siteden bir kızla ilişkisi var. Bu olamaz. Biz evleneceğiz abla. O yalnızca beni seviyor. Şaka değil mi bu? Bu akşam kendi gözlerinle gör. Restoranda baş başa yemek yiyecekler. Üstelik senin verdiğin o parayla. Ne? Restoranda yemek mi yiyecekler? Maalesef Aslı'cığım. Berk, bunu nasıl yaparsın? Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? Evet, 2 kişilik. Berk Günsay adına. Buyurun efendim, hemen şu masa. Alo? Alo Pınar. Ben restorandayım, geliyorsun değil mi? 15-20 dakikaya kadar oradayım. Sen aç kalma. Önden bir şeyler söyle. Oldu, peki bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu kız gelmeyecek. Ben giriyorum vallahi restorana. Aslı dur. Aslı dur. Dur gitme, bekleyelim burada. Aslı! Aslı? Otursana. Bak. Yüzük almıştım. Nişan yüzüğümüz. Hani demiştim ya sana büyük sürprizim var diye. Yüzük mü? Peki sen ne arıyorsun burada? Biriyle mi buluşacaktın? Hayır yok. Ben ikimiz için ayarlıyordum burayı. O sırada bir şeyler atıştırayım dedim işte. Otursana. Siz de buyurun. Yalan söylüyorsun. Sen Pınar'la buluşmaya geldin buraya. İtiraf etsene. Pınar mı? Evet Pınar. Duydun işte.
Pınar, karıcığım. Coşkun, hani sabah gelecektin sen? Hasretine dayanamadım karıcığım. Mola falan vermedim, bastım gaza geldim. Yalnız kalma istedim, sevinmedin mi? Çok sevindim, uykusuzsundur sen şimdi, git uyu hadi. Bu kıyafet ne bu saatte? Nereye gidiyorsun bakalım? Arkadaşım Nebat'a gidiyordum yardıma. Yeğenini istemeye geleceklermiş de. Bırak şimdi Nebat'ı falan, karnım çok aç. Hadi içeri geçelim. Ama Nebat'e çok ayıp olacak. Ablamın söylediği doğru mu Berk? Bir şey söyle. Yalan de. Var mı böyle bir kız? Ha, şu kız. Pınar. Tamam. Tolga Bey'in yeni işe aldığı kız. Şu site hakkında konuşacaktık kendisiyle. Tolga Bey rica etti. Tolga Bey mi rica etti? Aşkım biliyorsun şu borç yüzünden bir süre ağız kokusu çekmek zorundayım maalesef yani. Berk, ben o borcu kapatman için sana para verdim. Onu da ödememişsin bugün. Bebeğim yani biliyorsun diğer iş yerinde durumları da. Şimdi patronla biraz aram açık. Ofisten dışarı adım atamıyorum. Meşguliyetime denk geldim. Bu çocuk ayaklı yalan makinesi Aslı. Hala nasıl inanıyorsun bu çocuğa? Ya sen ne karışıyorsun şimdi? Karışırım. O benim kardeşim. Ve yaşadığım sürece onunla evlenmene asla izin vermeyeceğim. Yürü Aslı, gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Aslı, yürü dedim. Bu adamın yanında bir dakika bile kalınmaz. Bir dakika değil, bir ömür onunla kalacağım abla. Evleneceğiz biz, anla artık. Peki, ne halin varsa gör o zaman. Zarara isteyerek girene ne yazık ki acınmaz. Abla dur, sana söyleyeceklerim var. Abla. Sen evlenemedin diye yapıyorsun bunları. Çekemiyorsun beni değil mi? Evde kaldıysan suçlusu ben miyim ha? Ben miyim? Asla. Ben sadece Berk denen bu çocukla yapacağın evliliğe karşıyım. Sana zarar veriyor. Farkında değil misin? Komplekslisin sen. Hastasın. Tolga olayından sonra tüm erkeklerden nefret eder oldun. Ama mutluluğumla oynayamayacaksın. Şimdilik senin gerçek yüzünü görmüyor. Ama ben yüzündeki maskeyi düşüreceğim. Bakalım o zaman yalanların kurtarabilecek mi seni Berk Efendi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslı haklı valla. Sen hastasın. Kafayı bana taktın değil mi? Aslı. Aslı. Üzülme bir tanem. Önümüzde mutlu bir gelecek var. Tüm bunların hepsi geride kalacak. Ağlama. Bırakma beni Berk. Bir tek sen varsın artık yanımda. Bırakır mıyım hiç? Dedin ya ömür boyu yan yanayız diye. Hayatım, patron arıyor. Herhalde önemli bir şey. Bir konuşayım şunu. Tamam. Alo. Ne oldu Pınar? Niye gelmedin? Gelemedim. Kusura bakma. Birden annem hastalandı. Benim annem böbrek hastası da. Şu an hastanede uğraşıyoruz. Bilmiyordum. Geçmiş olsun. Pınar bak, ben pek uygun değilim. Sonra konuşsak. Tamam. Ama o senin tatlı sözlerini çok özledim Berk. Şu zavallı hayatımda karşıma çıkan tek güzellik sensin. Bunu bil, tamam mı? Tamam. Hayatım, kiminle konuşuyorsun? Nebahat aradı. Niye gelmedin diye sordu. Daha kimle konuşacağım, sen de Allah Allah. Bak şunu bil. Sen burada yokken duvarlarla konuşuyorum. Çünkü yalnızlıktan kafayı yiyecek gibi oluyorum. Canım. Az kaldı. Sık dişini biraz. Ya bu Nebahat de ne iyi kız. Ben yola çıktığımda seni hiç yalnız bırakmıyor. Bana bak Coşkun. Yoksa bir şeyler mi ima etmeye çalışıyorsun? Hiç olur mu öyle şey? Kamyonla uzaklara gittiğimde bile tek üzüntüm senin yalnızlığın. Yoksa neden kötü düşüneyim? Hadi gel. Biraz televizyon seyredelim. Günaydın.
Şunu da eklersek daha güzel durur Aslı'cığım. Karışma benim gelinliğime. Yardım etmemi sen istemiştin. Artık istemiyorum. Çünkü sen benim bu gelinliği giymemi istemiyorsun. Nasıl böyle bir şey dersin? Bunu senden daha çok istiyorum. Çok da belli ediyorsun yani. Aslı, babamız annemi Almanyalarda bırakıp o kadınla kaçtı biliyorsun. Seni ben büyüttüm. Hem anne hem baba oldum sana. Ama millete yüzlercesini dikerken bir gelinliği çok gördün kardeşine. O beyaz gelinliği kendim giyemedim Aslı. Sen giy istedim. Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bu gözyaşlarıyla beni kandıramazsın. Aslı'cığım seni kandıran ben değilim, o çocuk. Gelirken Tolga'yla görüştüm. Hala parayı vermemiş. Bu bir ispat değil mi? Ben bunları duymak istemiyorum. Gözlerinle gördün işte. Nişanlanıyoruz. Yeter artık. Açma bir daha bu konuyu. Aslı'cığım ne diyeyim? Kolay gelsin sana o zaman. Hem kızlarla takıl hem paralarını al. Vay be. Yakında bu işe de ihtiyacın kalmaz senin. İyi gidiyorsun, iyi iyi. Ne diyorsun be sen? Nasıl konuşuyorsun böyle? Ne oluyor ya? Ah! Şaka yaptık. Ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun başlarım ya? Başlarım lan senin şakana. Vurma ben şaka yaptım ya. Ayrılın bakalım. Ne yapıyorsunuz be? Hiç yakışıyor mu size? Berk evladım. Otur sen şöyle bir. Otur yavrum. Ey Allah'ım ya. Okan. Sen de işine bak. Ne vuruyorsun ya? Tamam ya, tamam, tamam. Haklı bu ya, haklı Arif baba. Niye? Nefsime hakim olamıyorum be, zaaflarım var benim. Dur evladım, sakinleş bir önce. Annem yüzünden. Babam beğenmezdi. Bir gün terk etti gitti babamın evinden birine. Babam da buldu ikisini birden, öldürdü. Bundan mıdır nedir kadınlara zaafım? Kafayı yiyeceğim ya. Evladım senin zaafın kadınlarsa birikinin para öbürününki makam. Adı üstünde işte zaaf. Zaaflar insana onu açsın da başı yücelere ulaşsın diye verilmiş. Yok zaafın esiri olur kalırsan ne denir hani? Rehberi kargo olanın burnu pislikten kurtulmaz. Onun için mühim olan kusurumuzun üstesinden gelmek. Gücümüzü sarf et. Bende öyle bir güç yok Arif baba. Acınası, zayıf bir insanım ben. Öyle deme. Cenab-ı Hak o gücü sana verdi. Yeter ki sen niyet et. Biz bu dünyaya içimizdeki hayvanı insan etmeye geldik. Huy değiştirmeye geldik evladım. Tüy değiştirmeye değil. Güzel konuştun be Arif baba. Gidip şu borcumu kapatarak başlayayım şu işe. Beni idare edin. Hadi bakalım evladım. Doğru olursan Allah yardımcın olur. Arif baba. Ne? Mağdur olan benim. Ne onunla konuşuyorsun? Git bana buz muz getir. Bak gözüm şişti. Tamam tamam tamam. Hem yumruk yiyorum hem ondan sonra ona gidip şey bilmem ne yapıyorsun ya. Kim yaptı sana bunu? Berk bana saldırdı efendim. Bu Berk de çok oldu ama. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Çıktı gitti efendim. İşi varmış. Artık yok. Artık burada bir işi yok. Gelince derhal beni görsün. Hesabını keseceğim, göndereceğim. Peki efendim. Efendim, ufak bir gerginlikte sadece. Ona hiç olmazsa bir şans daha verseniz. Bu aralar hayatı biraz karışık çocuğun. Hem evlenecek. Hayır Arif efendi. Böyle sorumsuz bir çalışanı... Daha fazla şirketimi tutamam. Buyurun kartınız. Aysel? Bu ne değişiklik?
Neler yaptın kendine böyle? Ne işin var senin burada? Tolga Bey'in asistanı olarak işe başladım. Vallahi süpersin. Ağzım açık kaldı. Evleniyor musun galiba? Mutluluklar dilerim. Sana kim söyledi? Ben söyledim. Ama böyle Aysel gibileri terk edip evleneceğini hala inanamıyorum. Aslında ben şey için gelmiştim. İşte size olan borcum. Ne borcu? Acelen ne? Hem paraları bana vereceğine Aysel'i alıp yemeğe çıkarsana. Küsmüş sana. Gönlünü al. Ha? Ne dersin? Yemeğe çıkalım mı? Sen normal değilsin Berk. Bana neler söyleyerek terk ettin, mahvettin beni. Sonra tam evlenecekken karşıma çıkıyorsun. Alt üstü bir yemek teklifi bu. Sırf bir an gözüne hoş göründüm diye her şeyi unutup teklifte bulunuyorsun. Seninle evlenecek o kıza gerçekten acıyorum. Ayrılmayalım diye yalvardığım vakitleri unuttun tabii. Senden başka kız mı yok? Pınar'la haberleşmeliyim. Daha Aslı'yla yemeğe çıkıp yüzük takacağız. İstesem seni ayartmasını bilirim ya Aysel Hanım, neyse. Bu aralar doluyum. Bu kez yolculuk biraz uzun sürecek Pınar. 4 günden önce dönmem. Ama iş iştir değil mi? Ekmek parası lazım. Doğru. Git o zaman. Vakit kaybetme. Anladım. Beni bir an önce göndermek istiyorsun. Tabii. Ne kadar erken gidersem o kadar çabuk dönerim değil mi? Hı. Hadi bin arabaya. Peki. Hadi. Allah'a emanet ol. 4 gün sonra gelirim. Uzun yolmuş, 4 günmüş, falanmış filanmış. Ben kısa yolu buldum, senin haberin yok. Bak, kurtar beni bu yalnızlıktan. Telefonun çalıyor. Açmayacak mısın? Önemli biri değil. Şirketten arıyorlar. Konuşsaydın ya. Ya şimdi bu özel günümüzün büyüsünü bozmak istemiyorum. Hatta tamamen kapatayım. Şarjım bitti derim. Gel. İşte efendim, masanız. Bir isteğiniz olursa emrinizdeyim. Şimdi ilgilenecekler sizinle. Tamam, teşekkür ederiz. Elveda Coşkun. Elveda yalnızlık. Elveda. Merhaba, ben Berk. Şu anda bana ulaşamıyorsunuz. Sinyalden sonra mesaj bırakın. Hay Allah. Şarjı bitti herhalde. En iyisi iş yerine gitmek. Orada bulurum onu. Biliyordum Pınar bir altlar çevirdiğini. Ama inşallah yanılıyorumdur da. Arkadaşın Nebahat'e gidiyorsundur. İnşallah kötü şeyler yapmak zorunda bırakmazsın beni. Hmm.
beraberliğimizin bir ömür boyu sürmesi dileğiyle. Ben de bir ömür mutluluk diyorum Berk. Mutluluklar dilemek istedim size. Böyle güzel bir günde kırgın olmak doğru değil diye düşündüm ve geldim. Üzülmemen için Aslı'cığım. Ben de seni üzdüysem affet abla. Aslı'mı, biricik kardeşimi mutlu ettiğin sürece sana destek olurum. Umarım mutlu olursunuz ve yanlış anlayan ben olurum. Tebrikler. Sağ ol. Bu Berk'in yazıştığı kız değil mi ya? Ne işi var bunun burada? Pardon. Merhaba. Berk'i mi arıyorsunuz? Evet. Burada çalıştığını söylemişti ama göremiyorum. Berk yok şu an. Telefondan ulaşamadım kendisine. Şehir dışından geldim. Gidecek de bir yerim yok. Kendisini mutlaka bulmalıyım. Bak, Berk'i nerede bulacağını biliyorum. Bir restoranda şu an. Adresi buralarda bir yerlerde olacaktı. Vallahi çok iyi olur ya. Elimde valizle kaldım. Sen otur biraz şöyle soluklan. Ben sana adresi bulacağım. İşte adres. Çok teşekkür ederim. Selamımı söyle Berke. Adım Okan. Adresi Okan verdi dersin. Kendisi anlar. Tamam söylerim. Arabayla geldim ben, az ileride. Gelin sizi de bırakayım. Siz abla kardeş gidin bu sefer. Hem daha hesabı ödeyeceğim. Sonra da iş yerine dönerim. Çok güzel bir yemekti Berk. Teşekkür ederim. Bu daha bir başlangıç Aslı. Daha çok güzel günlerimiz olacak. Hadi dikkat et kendine. Sen de inandın artık değil mi abla? Berk çok iyi bir insan. İnandım, inandım. Canım sen biraz beklesene beni. Fularımı unutmuşum. Alayım geleyim hemen. Olur abla. Pınar? Ne işin var burada? Nasıl öğrendin burada olduğumu? Kimse görmedi değil mi? İş yerine gittim. Sağ olsun Okan Bey verdi adresi. Selamı var. Vay şerefsiz. Bu valiz de ne böyle? Babam seninle bilgisayardan yazışıp buluştuğumuzu öğrendi. Beni öldürmeye kalktılar. Ben de sana kaçtım valizimi alıp. Bana mı kaçtın? Of ya. Bir bu eksikti. E ne yapacağız peki şimdi? Beni bırakma ne olur. Senden başka kimsem yok. Namus davası diye öldürürler beni babamlar. Kurtuluşum sensin. Ya iyi de Pınar, ben nasıl kurtaracağım ki seni? Sana gidelim. Birkaç gün sende kalayım. Sokağa atmayacaksın ya. Bende mi kalacaksın? Kabul etme Berk. Bu senin sınavın. Hadi güvenilir biri olduğunu ispatla bana. Hadi. Yoksa bir mani mi var? Ya öyle değil de ne bileyim. Var de hadi. Ben nişanlıyım. Aslı'yı seviyorum de. Yok tamam. Bir engelim yok. Baş başa kalabiliriz. Ah Berk, ah. Ben lavaboya gideyim, sonra çıkarız. Hı-hı. Valizim burada kalsın. Ne yapayım? Aslı hemen çekip gitmeseydi. Nişanlandığımız gün beni yalnız bıraktı. Pınar da terk edilecek biri değil. Masum bir hali de var. Bu son olsun demekle son olmuyormuş demek ki. Ben aslında
Her şey o sitelere fotoğrafımı koymakla başladı. Sonra? Sonra... Orada insanları... Yani işte... Nasıl desem? Aldatmak diyebilirsin. Evet. Birilerini tuzağa düşürmek... Veya eğlendirmek. Ardından birilerinin hayatına girip... Onların hayatlarını alt üst etmek. Veya onların benim hayatımı alt üst etmesi. Siz Pınar Hanım, girdiğiniz yolun sonunda ne gibi yerlere çıkacağını biliyor muydunuz? Hayır, sadece bir umut. Ama içim hiç rahat değildi. Bunun bir çözümü olmayacağını biliyordum. Ama problemli bir evlilik yaşıyordum. Belki bir çözüm olur diye. Peki çözüm diye yanına gittiğin kişi senin evli olduğunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Ama Berk de yalan söylüyormuş. Başka ne olabilirdi ki? Girdiğiniz yolun yordamı bu. Resimlerinin belli bir ücret karşılığı o sitelere koyulmasının sebebi neydi? Güzel ve yakışıklı olmam. Peki bu güzellik sana nasıl verildi? Allah vergisi. Çok güzel. Yani bu fiziki özellikleri taşıman için bir bedel ödemedin. Kim ödüyor ki? Peki o güzelliği böyle hoyratça kullanmaya kim izin verdi? İzin mi? Evet, izin. Veren kimse onun rızası içinde kullanmak gerekmez mi o emaneti? Anlıyorum. Tabii yaptığım doğru değildi. Sadece güzellik emanetini değil, sana verilen aklı da yalan ve komploda kullandın. İkarda kalınca yalan söyledim. Artık bu hesabın göze, kulağa, ayağa uzatılacağı ana hazır ol. Nasıl? Hepsi senden niye bizi boş yere israf ettin deyip hesap soracaklar. Hepsi ha? Öyle olacak. Pınar Hanım, sizin için de aynı şeyler geçerli mi? Ben de emaneti yanlış kullandım. Hem de iki emaneti. Diğeri ne? Nikah emaneti. Evlenirken nikahla verdiğin söze ihanet. Ben böyle olsun istememiştim. Mecbur kaldım. O sitelere yalan bilgiler yazdınız. Yalanlarınıza inanan insanlarla hak alışverişinde bulunacaksınız. İş oraya varırsa kim kurtulur ki? Aynı imkanlarla... Faydalı, insanları insanlık ufkuna ulaştıran bilgiler sitesi yapsaydın. Çok müthiş bir kazanç olurdu değil mi? Kaybettiklerini şimdi daha iyi anlıyor musun? Ne yazık ki çok geç. Vakitlerinizi boşa harcadınız. İşte bu hesabın dehşetine hazırlanın. Çünkü sizler... Gerçekten kötü israfçılar oldunuz. Aman Allah'ım. Hayatın bir parçalık hesabındayız daha. Yıktığım o kadar çok şey var ki ötede. Çok beklettin mi canım? Berk çok zevkli biri değil mi abla? Baksana ne zarif bir nişan yüzüğü seçmiş. Evet çok zevkli şu senin Berk. Abla... Hala şu senin Berk diyorsun kinayeli kinayeli. Lütfen. Gördün sen de. Nişanlandık artık. Her şeyi bıraktı işte. Ah benim saf kardeşim. Aman abla. Şaka da olsa bozuluyorum bak. Taksi. Sen bin hadi. Tamam.
Demek gizli gizli konuştuğum bir adam varmış. Demek Nebahat yalanmış ha. Ah Pınar, senden beklemezdim bunu. İş yerine gidelim abla. Gelinliğim üzerinde biraz daha çalışmam gerek. Önce küçük bir işimiz var hayatım. Onu halledelim, sonra gelinliği düşünürüz. Taksi! Taksi! Şu öndeki arabayı takip et. Berk, bu parmağındaki ne? Yoksa sen nişanlı mısın? Çünkü o nişan yüzüğüne benziyor. Yok ya, önemli bir şey değil. Bir kız var. Öyle kendi aramızda bir şeyler yaptık işte. Nasıl yaptık bir şeyler Berk? Ben senin için annemi babamı karşıma alıp sana koşuyorum. Sense nişanlandım diyorsun. Ya önemi yok. Tamam. Al. Yüzük müzik yok. Nişan da yok. Tamam. Abla hala söylemedin nereye gittiğimizi. Senden bir açıklama bekliyorum. Allah aşkına anlat. Öndeki taksinin içinde Berk ve Pınar var. Onları takip ediyoruz Aslı. Yok canım, daha neler. Bu saçmalığa bir son ver abla. Dükkana gitmek istiyorum ben. Restorana döndüğümde birliktelerdi. Pınar'ı evine götürüyor. Evine mi götürüyor? Maalesef. Birazdan kendi gözlerinle buna şahit olacaksın. Nasıl olur abla? İmkansız bu. Kız istese Berk istemez böyle bir şeyi. Ben de çok ümit ettim kızı reddeder diye ama yapamadı. Yenik düştü nefsine. Aman Allah'ım. Abla dediklerin doğruymuş. Dediklerin doğruymuş. Namusumu beş paralık ettin. Nasıl yaparsın bunu? Pınar. Elin adımıyla nasıl kaçarsın? Bunun hesabını soracağım sana. Soracağım. Allah Allah. Bunlar da kim şimdi? Sayende mutluluğa kavuştum. Tek umudum sendin. Senden başka hiç kimsem yok. Gördüğün gibi benim de senden başka kimsem yok. Artık burası bizim yuvamız. Ne oldu sana birden? Ne güzel sözler söylüyordun öyle. Devam etsene. Pınar bak, biz yanlış yapıyoruz. Farkında mısın? Benim sana anlatmadığım önemli bir şey var. Neymiş o? Bu nişan yüzüğü önemsiz dedim ya. Yalan söyledim. Ben Aslı adında bir kızla nişanlıyım ve onu seviyorum. Ben evden kaçtım sana kavuşmak için. Sense neler saçmalıyorsun. Lütfen böyle konuşup beni korkutma Berk. Bu da neyin nesi? Önemli bir şey değil. Kancasını tamir etmem gerekiyordu, unuttum. Eyvah, buldu beni. Berk, aç şu kapıyı çabuk. Berk aç. Nişanlım geldi işte. Bittim şimdi, ben ne yapacağım? Berk şu kapıyı aç çabuk. Nişanlın mı? Aç konuş, gitsin buradan. Şş. Berk içeride olduğunu biliyorum. Aslı. Sen ne biçim bir insansın?
Nişanlandığın gün bir başka kadını evine getiriyorsun. Hiç mi utanma yok sende? Bak, anlatayım. Bir yanlışlık var. Bildiğin gibi değil. Aslı... Artık palavralarına karnım tok. Her şey ortada işte. Ya sen? Ne biçim bir kızsın ki nişanlı birinin evine geliyorsun? Nişanlı olduğunu bilmiyordum. Bilmiyormuş. İnsan bir araştırıp sormaz mı? Sen nişanlanırken çok mu araştırıp sordun sanki? Araştırırım araştırmam. Sana ne ha? Durun, yapmayın. İkiniz de kendi akılsızlığınıza yanın. Bırakın dalaşmayı. Sen hiç ne oluyor burada ya? Sen geldin, benim ortalık iyice oldu. Karıştı. Yazıklar olsun sana. Pırıl pırıl bir insanı kaybettin. Ömrün boyunca mutlu edecekti seni. Aslı. Affet beni, ben yanlış yaptım. Fakat inan bana, bu kızla aramda hiçbir şey olmadı. Bittin sen. Bana yalanlar söyledin, oyunlar oynadın. Artık sana güvenemem. Hele seni şu şırfıntıyla yakaladıktan sonra. Sensin şırfıntı. Ben şerefli ve namuslu bir kadın. Sen misin namuslu kadın? Coşkun. Coşkun. Sen nereden çıktın? Uzun yola gitmemiş miydin? Hayır. Uzun yola gidecek biri varsa o da sensin. Aman Allah'ım. Coşkun. Dinle bir dakika beni ne olur. Kuşkulanmıştım senden. Ama gözümle görmek istedim ben gidince neler yapıyorsun diye. Yazıklar olsun sana. Sevgimin karşılığı bu muydu he? Sen kimsin peki? Bu kalpsiz kadının kocasıyım. Sen hani annene falan yaşıyordun. Beni kandırdın. Ne yani sen de beni kandırmadın mı? Susun! Ne yapayım ben şimdi he Pınar? Sen söyle. Kendini benim yerime koy da kendi cezanı ver. Kıyma bana Coşkun. Öldürsem Allah'ın verdiği can. Bu canı alamam. Seni yaşatsam bu utançla ben yaşayamam. Niye bunu yaptın bize? Niye? Çok yalnızdım çünkü. Bir çift tatlı söze hasret kaldım. Çekip gidiyordum kamyonumla. Kendime arkadaşlar aradım. Böyle şerefsiz arkadaşlıklar mıydı aradın? Amacına ulaştı mı şimdi? Yeter be. Yeter. Sakın bana bağırma bir daha. Coşkun. O tetiği çekme. Yalvarırım. Berk bir şeyler yap. Kurtar beni ne olur. Aşağılık herif. Diz çök. İkiniz de vurmaktan. Hapislerde yatmaktan korkmam. Allah'ın verdiği canı almaktan. Allah'a karşı gelmekten korkurum. Ne haliniz varsa görün. Allah sizi ıslah etsin. Coşkun! Berk! Aman Allah'ım. Berk iyi misin? Aman Allah'ım. Berk! Berk iyi misin? Berk! Berk! Affet beni. Ben zayıf, zavallı bir insanım. Aslı, senin sevgine layık olamadım. Güzel bir ölümü bile hak edemedim. Her şeyin sonu var. Ne yazık ki buraya kadarmış. Buraya kadar olsaydı ne âlâ. Niçin? Önünde bitmez tükenmez bir hayat var. Nerede? Dünya tarlasındaki hasadın nereye götürürse. Ama kısacık hayat için sonsuz acı nasıl olur? Bütün varlık emanetine sahip çıktı. Dağlar görevini aksatmadı. Su su oldu. Sen de varlık aleminde şuurlu bir neferdin.
Emanetini zayi ettin. Peki ben şimdi... Bir zevkli ömür diledin. Ama o zevki hiç süremedim ki. Sahte ve yalan bir dünyaydı o. Boşa harcanan ömrün karşılığı ne olur? Ne olur? Ben o karşılığı görmek istemiyorum. Ben sonsuz sıkıntıya dayanamam. Toprak olayım. Taş olayım ben. Ne olur? Dünyadayken burayı biliyordun. Bile bile kendini zarara uğratana ne yapılabilir ki artık? Hayır, ben gitmeyeyim ne olur, ne olur lütfen. Dünya bitti artık. Hayır. Ya ben yok olayım ne olur, toprak olayım, başka bir şey olayım. Ne olur, ne olur insan olarak mizana gitmeyeyim. Hayır, olmaz olmaz, ne olur, ne olur, ne olur kurtarın beni lütfen. Dünya denen bu ise tam ifritten azap. Gönüllerde burkuntu, dimağlarda bir sancı. Artık yaşamak dert, onu duymaksa ıstırap. Bilmem nasıl geçecek, hiç dinmeyen bu acı. Ne olur. Hayır. Bırakın beni, gitmek istemiyorum. Hayır. Hayır, bırakın beni. Gitmek istemiyorum ne olur. Hayır, bırakın beni, gitmek istemiyorum.